30 Aralık 2018'de İstanbul'daki bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kızlara hakaret ettiği iddiası ile ifade veren oyuncu Deniz Çakır, suçlamaları kabul etmemişti. Savcılıkta ifade verdikten sonra avukatıyla birlikte kameraların karşısına geçen Çakır, sözleriyle kendini savundu. Ancak olay gününe ait ortaya çıkan kamera ve ses kayıtları gerçeğin öyle olmadığını gözler önüne serdi. İşte o kayıtlar. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ama sonunda gerçek ortaya çıktı. Deniz Hanım bizi orada istemediğini, başörtülü olmamız sebebiyle orada istemediğini, Arabistan'a ve İran'a gitmemiz gerektiğini, Türkiye'de bulunmamamız gerektiğini söyledi. Bu şekilde bizi rahatsız etti. Hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayırmadım. Bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kızları taciz ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren oyuncu Deniz Çakır kendisini işte bu sözlerle savunmuştu. Hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayırmadım. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Ancak Türkiye'nin gündemine oturan o olaya ait ortaya çıkan görüntü ve ses kayıtları gerçeği gözler önüne serdi. Yalnızca ses kayıtları değil, görüntüler de o gün orada yaşananları saniye saniye gösterdi. Kayıtlara göre Deniz Çakır kafeye girdiğinde ilk sözlü sataşma gerçekleşti. Deniz Çakır, Arabistan'a gidin diye bağırırken arkadaşı onu sakinleştirmeye çalıştı. Çekerim diyor. Kendimi sesli olarak da çekerim dedi, ifade etti. Sarhoş da bizi ilgilendiriyor. Bizi çekemez. Çektiyse de silecek yani. Yayınlayamaz. Çekme yapılmadı arkadaşım. Çekme yapılmadı mı? Eğer ayakkabı telefonuna baktınız mı? Deniz Çakır'ın ortaya çıkan görüntülerde masaya oturduktan sonra da yan masadaki başörtülü kızları rahatsız etmeye devam ettiği görüldü. Yanındaki arkadaşıysa Çakır'ı sakinleştirip cep telefonuyla görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Yan masada oturanlarsa Deniz Çakır'ın taşkınlık yapıp kendilerini videoya çekmesinden rahatsız olunca durumu kafe çalışanlarına bildirdi. Bu arada görüntülerde Çakır'ın diğer arkadaşının yan masayı sakinleştirip arabuluculuk yaptığı görülüyor. Yalnızca bu kadar da değil, iki kafe çalışanıyla kafenin şube müdürü savcıya verdikleri ifadelerde Deniz Çakır'ı yalanladı. Deniz Çakır masanın yanından geçerken 7 kişilik bayan grubuna hitaben "Ne bakıyorsunuz be?" diyerek sesini yükseltti. Daha sonrasında "Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin" dedi ve aralarındaki tartışma büyüdü. Bir ara ben Deniz Çakır'ın elini tutarak "Bakın sizi dizilerden seviyoruz, ailece sizi seyrediyoruz. Burada herhangi bir olay çıkması sonucunda işten atılacağımı belirttim. Eğer beni biraz sevdiyseniz iki çocuk babasını işsiz bırakmayın" dedim. Savcılık Deniz Çakır hakkındaki dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran telefon attığımızda. Kenan Kıran, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, Sabah gazetesi olarak bu önemli ifadeleri, görüntü ve ses kayıtlarını okuyucularınızla paylaştınız. Biz de haberimizde izleyicilerimizle paylaştık. O haber önünüze geldiği zaman o görüntüler ve ses kayıtları size ne düşündürttü, ne düşünüyorsunuz ve Deniz Çakır'ın bu haberler yayınlandıktan sonra bir açıklaması da oldu. O açıklamayı da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sabah gazetesinden Ömer Karahan çok ciddi bir gazetecilik başarısına imza attı. Eskiden basında bu iddialar belgeleriyle ortaya çıkmıyordu. Yani o yasakçı zihniyet bu görüntüleri, belgeleri de kapatıyordu, karartıyordu.
Şimdi Deniz Çakır bu görüntülerde de görüldüğü gibi, tanık ifadelerinde de belirtildiği gibi mekana girer girmez başörtüleri gözünü diktiği, tacizde bulunduğu ve daha sonra suç olmasına rağmen o masada bulunan başörtüleri ya da o grubu fotoğraf çekerek taciz ettiği, engellemeye çalışan arkadaşını dahi tepki gösterdiği belgelendi. Yani Sabah gazetesinin bugünkü sürmanşet haberiyle, Günaydın gazetesinin bu haberiyle belgelendi. Biz aslında Deniz Çakır İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında soruşturmada takipsizlik kararı aldı ama şu an Deniz Çakır kamuoyunda mahkum oldu. Soruşturma diğer boyutuyla devam ediyor. Biz Süleyman Demirel'den hatırlıyoruz. 2006 yılında bir televizyon programına katıldığında türban gericiliktir, başı bağlı okumak isteyen Suudi Arabistan'a gitsin şeklinde açıklaması vardı bir cumhurbaşkanının. Sanatçı olarak da aslında Deniz Çakır Süleyman Demirel'in o zihniyetinden farklı biri değil. Aynı mekanda oturduğu karşı masada oturan kişilere burası Arabistan mı şeklinde tepki göstererek oradan ayrılmalarını istemekte. Yani bir bakıma Deniz Çakır bu görüntülerle ifadesinin doğru olmadığı gözler önüne serildi. Süleyman Demirel zihniyetinin, sanatçı ayağının kamuoyunda mahkum olduğunu gördük. Bu büyük bir gazetecilik başarısıdır. Deniz Çakır'ın yanındaki arkadaşlarının yaşadığı mahcubiyeti de aslında görüntülerde çok net bir biçimde seçebiliyoruz Sayın Kıran. Belki onların nasıl bir ifade verdikleri soruşturma kapsamında büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Onlara da biraz bakmak lazım kanım, öyle değil mi? Kesinlikle. Avrupa'da siz bunu yapamazsınız. Yani bir barda, eğlence kulübünde ya da sokakta bir kişinin fotoğrafını izinsiz çektiğinizde, onu taciz amacıyla çektiğinizde ciddi bir yaptırımı var ve hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Türkiye'de hukuk işliyor. Şimdi biz 28 Şubat'ta bu başörtülere yönelik baskıları gördük. Yani İmam Hatip'te okuyan, Kur'an dersinde başörtünün farz olduğunu öğretilen öğrencilerin okullara alınmadığını gördük ama Türkiye bu özgürlüğü yaşıyor. Yani isteyen istediği gibi giyinebilir, başını örtebilir ve 30 Eylül 2013 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamunun her alanında başörtüsü yasağını kaldırdı. Şimdi bu az önce ifade ettiğim gibi Süleyman Demirel zihniyetinin bugüne yansıması ama artık bu sanatçı dahi olsa kamuoyunda bu kişilerin mahkum olduklarını, kınandıklarını, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede ben bunu söylemedim, tacizde bulunmadım şeklinde açıklamasının görüntülerle, tanık ifadeleriyle yalanlandığını çok kısa sürede öğrenebiliyoruz. Eskiden de bu baskılar zirvedeydi, doruktaydı ama şimdi özgür basın bu olayları çok kısa bir sürede kamuoyuna ortaya çıkartıyor ve gerçekler bir bakıma kamuoyunda paylaşılıyor. Evet, tanık ifadeleri müştekiyi doğruluyor. Diğer tanıkların da ifadelerini takip etmemiz gerekecek. Sayın Kıran, çok teşekkür ediyoruz. Ben yayına teşekkür katkılarınızdan ederim. Ötürü. Sağ olun. Sağ olun.